Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasım el-Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve ala ehli beytihi tayyibina tahirin. وَاللَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ اِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. قَالَ اللّٰهُ الْحَكِيمُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Sadakallahu aliyyul azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Allah Azze ve Celle Ramazan ayı hakkında şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya erişirsiniz, takvalı olursunuz. Ramazan ayında açılan özel ilahi sofranın başında oturmuşuz. Geçen cuma huzurlarınıza Ramazan ayının orucunun faziletlerinden söz ettik. Ramazan ayı ilahi rahmet nesimlerinin estiği bir aydır. Beşer bu ilahi nesimlere kendisini bırakmalıdır. Bu manevi ve hayati nesime kendisini bırakanlar hiç şüphesiz ilahi feyizlerden ve manevi değerlerden, nimetlerden istifade etmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne lirabbikum azze ve celle fi eyyami dehrikum nefahatin. فَتَعَرْضُ لَهَا. Yüce Rabbinizin ömürlerin günlerinde nesimleri vardır. Kendinizi o nesimlere maruz bırakın. Kendinizi o nesimlerin içerisine taşıyın. لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفَحَاتٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا. Sizlerden kim o ilahi nesimlere maruz kalır ise asla şaki, bedbah olmaz. Güzel bir hayat, güzel bir yaşama sahip olur. Hem dünyada aziz olur, hem kıyamette ise saadete erenlerden olur. Yeter ki beşer bu ilahi nesimlere, bu ilahi rahmete kendisini taşıyabilsin. Bu ilahi rahmet ve nesim temiz bir kalp ve nefis tezkiyesiyle derk edilmelidir. Oruç tutanlar ciddi bir şekilde, büyük bir azimle bunun kadir ve kıymetini bilmelidirler. Bu ilahi rahmet nesimi Ramazan ayının haslet ve özelliklerindendir. Yani Allahu Azze ve Celle sadece bu rahmet nesimlerini bu aya has kılmıştır. Oruç tutanlar ciddi bir şekilde bundan istifade etmelidir. Beşerin manevi ve batini temizlik yapmaksızın tuttuğu oruç, açlıktan ve susuzluktan öteye geçmez.
Yani beşer nefsini arındırmadan, kendisini temizlemeden oruç tutar ise o orucun fazla bir faydası olmaz. Belki oruç nefis temizliğiyle, nefsi arındırmakla, bu ilahi nesimlere sahip olmakla birlikte yapıldığında değer kazanmaktadır. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam Nehcül Belagada şöyle buyuruyor: Kem min saimin leyse lehu min siyamihi illa cu'u ve zuma'a. Nice oruç tutan kimsenin oruçtan elde ettiği ancak açlık ve susuzluktur. Yani nefsi arındırmaksızın tutulan orucun getirisi sadece açlık ve susuzluktur. Hani ayette buyuruyor ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Oruç tutun ki takvalı olasınız. Bu takvaya ulaşmak için nefsi arındırmak gerekiyor. Oruç tuttuğumuzda gözümüzde, elimizde, tüm azalarımızın hepsi oruç tutmalıdır. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّهَرُ وَالْعَنَاءُ حَبَّزَا نَوْمِ الْاَكْيَاسِ Nice gece namazı kılanlar gece namazından elde ettiği ancak uykusuzluk ve yorgunluktur. Akıllıların uykusu ve iftarı ne de güzeldir. Ramazan ayı orucunun birçok haslet ve özellikleri vardır. Bu haslet ve özelliklerden faydalanmalıyız biz. Bu haslet ve özellikleri bu ayın bereketinden istifade edilmelidir. Bu haslet ve özelliklerin faydaları ise inkar edilemeyecek kadar kendisini aşkar etmektedir. Ramazan ayı orucu insanın sağlığını, ruhunu, maneviyatını derinden etkilemektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Sumu tesuhhu. Oruç tutun, sağlıklı olun. Bu hadisten de anlaşıldığı gibi oruç tutmanın bizim zahirimize, cismimize bir faydası vardır. Manevi faydaları ise saymakla bitmez. Mansur-ı Devanegi'nin huzurunda Hintli bir doktor tıp kitabı okuyordu. İmam Cafer Sadık aleyhissalatü vesselama dönerek size de okumamı ister misiniz bu tıp kitabından dedi. İmam aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yanında bulunan bu tıp kitabına ihtiyacım yoktur. Benim yanımda olan tıbbi ilimler seninkinden daha fazladır. Ben Resulullah'ın buyruklarına amel ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El-mi'detu beytud-da' vel-hamiyyetu hiyed-deva' Mide tüm hastalıkların merkezidir. Pehriz ise onun ilacıdır. Bundan daha mükemmel bir söz olmaz. Gerçekten de günümüzün tıbbı da bunu ispatlamıştır ki bu yiyecekler, bu içecekler, bu mide tüm hastalıkların merkezidir. Hastalıkların geneli bu mideden başlamaktadır. Dolayısıyla pehriz ederek, insan nefsi emmaresine hakim olarak, heva ve hevesine hakim olarak birçok hastalığı def edebilmektedir. Dolayısıyla midesini koruyan cismini korumuştur. Midesini koruyan ruhunu, sağlığını korumuştur. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam oğlu İmam Hasan aleyhissalatü vesselama şöyle buyuruyor. Ela uallimuke arba khisalin testagni biha minattib. Ey oğlum, doktor ve ilaçtan kurtulman için sana dört şeyi öğretmemi ister misin? Kale bela. İmam Hasan aleyhissalatü vesselam buyurdu. Evet ey emir el muminin. Evet babacığım buyur.
Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam oğluna şöyle tavsiyede bulunuyor. La teclis ala ta'ame illa ve ente ca'i. Ey oğlum, acıkmadan sofraya oturma. Toksansa bir şey yeme. Ve la tegum ani ta'am illa ve ente teştehihi. Ey oğlum, doymadan sofradan kalk. Yani mideni tıka basa doldurma. İştahın varken sofradan kalk. Ve cemvidil mezga. Ey oğlum, ağzındaki lokmayı iyice çiğne. Diri diri yutma. Ve izâ nimte fe'riz nefseke alel khala. Ey oğlum, dolu mideyle yatağa gitme. Hakikatta Emir el-Mu'minin İmam Ali aleyhissalatu vesselam sağlığın, tıbbın tabiri caizse ana şifrelerini bize vermiş. Gerçekten de insan dikkat ettiğinde hastalıkların birçoğu bu dört kurala uymamakla insana muptala olmaktadır. Ve buyuruyor ki Emir el-Mu'minin, ey oğlum, eğer bu dediklerimi yapar isense ilaç ve doktora ihtiyacın olmaz senin. Evet, 11 ay bu mide gece gündüz çalışıyor. Bir ayda istirahat etmelidir. Bu bir ay istirahat bizim maneviyatımızı etkilemektedir. Bu bir ay istirahat bizim hakikatta sağlığımızı ilgilendirmektedir. Ramazan ayı özel bir aydır. Özellikle nefis terbiyesi ve iradenin güçlenmesi için önemli bir fırsattır. Yani bu aydan yardım alarak insan iradesini güçlendirebilmektedir. Bu ayın maneviyatından istifade ederek insan nefsini terbiye edebilmektedir. Hazreti Zehra salamullah aleyha peygamberin mescidinde halifeye itiraz mahiyetinde irat buyurduğu hutbede şöyle buyuruyor bir bölümünde. Vel siyami tesbiten lil ihlas. Allah Azze ve Celle orucu, ihlası sabitleştirmek için farz kıldı. Oruç hakikatta bu açlık, bu susuzluk bizim ihlasımızı sabitlemektedir. Ramazan ayında birçok kişi birçok huy ve hasletinden vazgeçmektedir. Öyle iradesi güçlenmektedir ki helal olan şeyleri dahi ağzına götürmeyi dahi düşünmüyor. Yani bugün bizim her birimiz oruçlu iken kim su içmeyi tasavvur ediyor? Kim ağzına lokmayı götürüp aşağı indiriyor? Tasavvur dahi etmiyorsun. Bu nedir? İradenin güçlenmesi demektir. Bu nedir? Nefsini arındırmışsın sen. Yeter ki bu nefis arındırmasını Ramazan ayından sonraya da devam ettirebilelim. Yeter ki Ramazan ayında aldığımız bu maneviyatı, bu güzel ilahi nuru, fazileti koruyabilelim. Maalesef birçoğumuz Ramazan ayı bayramıyla birlikte hepsini zayi ediyoruz. Hepsini Ramazan'la birlikte kendimizden uzaklaştırıyoruz. Bir başka tabirle oruç tutmak, oruç tutan bir kişi büyük bir iç savaşla mücadele etmektedir. Batini bir mücadele içerisindedir. 11 ay boyunca kirlenen ruhunu, batınını temizleme ile meşgul olmaktadır. İnsanın ruhu, ruh alemi bir tarla gibidir. Güzel çiçekler yeşerdiği gibi dikenler de zararlı otlar da yeşermektedir. Oruç insanın ruhunu temizleyip arındırmaktadır. Oruç hakikatta kalbin pasını giderip cilalamaktadır kalbi. Ve cilalanan bir kalp, pası giderilmiş bir kalp hikmeti almaya müsait olmaktadır. İlahi nasihatları almaya zemine hazırlamaktadır. Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam havarilerine şöyle buyurdu. Ya ma'şaral havariyyin, cevvu butunekum ve attişu ekbadekum ve a'ru etsadekum lealle kulubekum terallah azze ve celle. Ey havariler, midelerinizi boş tutun, ciğerlerinizi susatın
bedenlerinizi ödünç verin. Niçin bunları yapalım? Kalp gözüyle Rabbinizi görmeniz için. Kalp gözüyle Allah'ı görmek istiyor isek dolu mideyle yapamayız bunu. Midemizi boş tutmamız gerekiyor. Zahmet çekmemiz gerekiyor. Şeytan peygamberlerden birisine zahir oldu. Peygamberlerden o birisi sordu, dedi: şimdiye kadar seni sevindirdiğim bir amelim oldu mu? Dedi: hayır ey Allah'ın peygamber. Dedi: sadece bir şeyine hoşlanıyorum. Bazı geceler fazla yemek yiyorsun, ibadet, itaate geç kalkıyorsun. Diyor o Allah'ın peygamberi o günden sonra ahdetti, artık akşamları dolu bir mideyle yatağa gitme. Değerli müminler, hepimiz tecrübe etmişiz, hepimiz sık sık yaşamışız. Dolu mideyle insan ibadete kalkamıyor, dolu mideyle insan üşeniyor ibadet itaate. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Manevi alemimizi, ruhumuzu paklamak istiyor isek bir takım fedakarlıklarda bulunmak zorundayız. Hadis-i Kudsi'de Allah Azze ve Celle peygamberimize şöyle buyuruyor: ya Ahmedu lev zukta helavetel cu'i ve samti vel halveti ve ma verisu minha. Ey Ahmet, eğer açlığın, sessizliğin ve inzivanın lezzetini tatmış olsaydın ondan nelere ulaşırdın? Kale ya Rabbi ve ma mirasul cu'. Allah Resulü sordu: ya Rabbi, açlığın mirası nedir? Açlığın faydaları nedir? Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: el hikmetu ve hifzul kalbi ve tegarrubu ileyya ve huznul daimu ve hiffetul mauneti beynen nas وَالْقَوْلِ الْحَقِّ وَلَا يُبَالِ عَاشَ بِيُسْرٍ اَوْ بِعُسْرٍ. Ey Ahmet, açlığın faydası budur. Hikmet, kalbin korunması, Allah'a yakınlık, sürekli hüzün ve insanlar arasında düşük bir harcama, gerçeği söyleme, hayatın ve yaşamın zor ve kolaylıklarından endişe etmemek. Dikkat edersek Allah Azze ve Celle bu hadiste peygamberimize buyurduğu bu buyruğunda açlığın, oruç tutmanın faydalarını kısaca özetle şöyle sıralamıştır: İnsana hikmet verir. Hikmet sahibi bir insan da nasihatları çabuk kabul eder. İnsan kalbini korumasına vesile olur. O kalp artık Allah'ın arşı olar. O kalbe Allah'tan gayrı girişleri engeller. Sadece Allah'a ait olur o kalp. Ama bizim kalbimize müracaat ettiğimizde belki de Allah'tan başka her şey var o kalbin içerisinde. Allah'a yakınlıktır. Allah'a yaklaşmak istiyor isek oruç tutalım. Biraz aç kalalım. Dolu mideyle Allah'a yaklaşılmıyor. İlahi hüzündür. Beşerin iki hüznü var. Bir ilahi hüzündür, diğeri ise dünyevi hüzündür. Dünyevi hüzün şeytanı hüzündür. Hüzünler ilahi olmalıdır. Gamımız, kederimiz, hüznümüz Allah olmalıdır. Kıyamet olmalıdır. Aza kanaat etmek, elindekiyle yetinmeye insanı yönlendiriyor. Doğru sözlü kılıyor insanı. Hayat ve yaşama takıntıyı gideriyor. Yarınım ne olacak? Yarın olursa ne olacak? İşim ne olacak? Sermayem ne olacak? Bu kaygıya insan düşmez. Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dua ederken şöyle dua ediyordu: Rabbim, bugünün ekmeğini istiyorum senden. Yanındakilerden: ya İsa, yarını niye istemiyorsun? Diyor: eğer yarını derk eder isemse yarınınkinde yarın isteyeceğim. Hala bugün buradayım, yarınım garanti değil ki. Değerli müminler, malımız, mülkümüz, sermayemiz bugün var olduğumuz sürece bizimdir. Gözümüzü kapadığımızda, ruh bedenden ayrıldığında bizim değil artık. Gitti artık onlar.
hakkını eda ettiysek, elimizdeki sermayeyi Allah'ın rızası doğrultusunda, Allah'ın arzu istekleri doğrultusunda harcadıysak, onları kendimizle götüreceğiz. Ama yapmadık ise hepsini geride bırakıp yalnız başımıza gideceğiz. Değerli müminler, Ramazan ayının son günlerini neredeyse derk ediyoruz artık. İstifade edelim. Bu rahmet nesimlerine kendimizi bırakalım. Bu rahmet nesimlerini teneffüs edelim. Umulur ki Allah inşallah bizleri affeder. Eğer bugüne kadar bizleri affetmediyse, bugünden sonra ciddi bir kararlılıkla ibadete, itaate, mağfirete, tövbeye yönelelim ki Allah bizleri affeylesin, Allah bizleri bağışlasın ve bu Ramazan ayının bereketinden istifade etme tevfik ve başarısı versin. Allah Azze ve Celle bu ayların ibadet itaatini bizlerden kabul buyursun. Gecelerin, gündüzlerin ibadetinden bizleri mahrum eylemesin.